basayım. Evet sevgili dostlar, bu hafta online sohbetlerde yine güzel bir konumuz var, çok değerli. Yöneticinin Başarısızlık Rehberi. Bu kitap Özhan Atalay, sevgili Özhan Atalay tarafından yazıldı. Bugünkü konumuz kendisi. Bu kitap içerisinde yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 67 idi ama bir tekrar kontrol edeyim. 60 küsur hikaye var. 67. 67 tane birbirinden değerli hikaye var. Şimdi bu kitabı tek seferlik okumamak lazım. Bu kitap hani böyle 3 ay sonra bir yere sıkıştığınızda ya bir bakayım yani o konu hakkında ne diyordu diyebileceğiniz referans kitaplardan bir tanesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Valla keyifler iyi, her zamanki gibi. Yolunda. Güzel. İkinci kitabımı yazıyorum. Yazdım, bitti. İki kere edit ettim. Üçüncü editindeyim şu anda. Müşterisini Müşterimizle yaratan uğraşıyoruz. satıcı. Müşterisini yaratan satıcı. Tamam, süper. Mayıs'a doğru mu inşallah eğer her şey yolunda giderse? Mayıs gibi planlıyorduk ama sanki birazcık gecikecek. Belki de Eylül'e bırakacağız. Mantıklı. Çünkü tam Daha sezonu iyi. yakalayamıyoruz. Yayın evlerinin öyle bir şeyi var. Doğru. Ve birazcık hızlı hareket edemedim ben. İşlerim çok yoğun oldu son 6 ayda. Doğru. Dolayısıyla belki de Eylül'de olacak. 2019 sezonuna hazırlanacağız. En 2019. hayırlısı neyse o olsun. İnşallah bol bol okumalı, bol bol satış rakamlı bir kitap olsun. Yani tabii kitap gibi, eğitim gibi konularda satış kelimesi pek yakışmıyor ama satış yani günün sonunda alınsın, çok insan okusun. Çünkü gerçekten Evet. ben en azından bu sizin yazdığınız Yöneticinin Başarısızlık Rehberi adlı kitapta çok değerli bilgiler edindim. Şimdi sevgili dostlar, aşağıda Q&A diye bir şey görüyorsunuz. Yani Questions and Answers. Buradan sorularınızı yazabilirsiniz. Aklınıza gelen her soruyu yazın. Ben buradan takip ediyorum. Bir yandan da Özhan Bey'e sorularınızı ileteceğim. Bu kitapta birbirinden değerli hikayeler var demiştik. Ben yaklaşık işte 43 yaşındayım. 20 seneye yakın bir deneyimim var. İşte kurumsal hayatta olsun. Şimdi kendi şirketimi kurdum. Kendi firmam olsun. Yani tabii ki hala öğreniyoruz ama bir sürü şey de gördük, öğrendik. Ama ben de şöyle bir şey oldu. Ya çözemediğim bir sürü şeyin cevabını burada buldum. Bazı konularda da yani hiç çözememişim ama yani tahminler yürütmüşüm. İnsanoğlu öyledir ya yani tahmin yürütür ve bir şey okur. Bak demek ki ben yalnız değilmişim. Yalnız değilmişim hissini duyduğum yani bence çok önemli bir şey. Bir kitap oldu. Çünkü aslında iş hayatında yaşadığımız yani burada ben işte soracağım bugün egolar, mobbing, birisini ne zaman işten çıkartmalıyız, nasıl almalıyız, pasif öfke, bunun gibi onlarca konu var. Aslında hep bildiğimiz ama hiç konuşulmayan konular. O yüzden çok çok güzel deneyimler, tecrübeler edinmiş oldum kendi adıma. İnşallah bundan sonra da bu kitabı okuyan arkadaşlar da zaten finalde bu çekimin videosunu YouTube'a koyacağız. Orada videoyu beğenen ve yorum yapan 3 şanslı kişi arasında ufak bir çekiliş yapıp sizin imzaladığınız 3 kitabı da hediye edeceğiz. O 3 şanslı kişiden biri olmazsanız sevgili dostlar gidin kitap evine bu kitaptan alın. Şimdi egolardan başlayalım istiyorsanız. Egolar. İkinci hikayeniz. Demişsiniz ki egoları yüksek patrona denk gelmek. Geçen hafta bir iş hayatına yeni başlayan bir arkadaşımızla, kardeşimizle diyelim. Eski iş yerimizde stajyerdi. Murat Bey dedi, ben dedi bir şey danışmak istiyorum. Bana zaman ayırır mısınız? Tabii dedim. Buluştuk, bir yemek yedik bir arkadaşım ben, üçümüz. Egolar dedi, Murat Bey dedi. Yani bir şirkette, uluslararası bir firmada. Türkiye'nin, dünyanın en büyük bir tanesi. Tabii kızcağız bir sene, 1,5 senelik deneyim var ve egolardan bahsetti. Herkes çok egolu. Ben çok üzüntülüyüm. Hiç hayalindeki gibi değil dedi. Dedim ki tamam dedim. Zaten başlangıç konumuz bu. Buyurunuz. Egolar yüksek olan patronlar. Ne yapacağız Özhan Bey? Şimdi insanoğlu tabii bu tekamülünü şu anda bitirmiş değil. Yani insanoğlu belki de 3-4 milyon yıldır yaşıyor. Ama baktığımız zaman son 3.000-4.000 senede ancak şu andaki durumuna ulaşmış durumda. Dolayısıyla biz hala DNA'mızın içindeki bir bilgisayar programı gibi düşünürsek DNA'mızı onun içindeki belli şeylerle yaşıyoruz. İşte bu ilkel beynimiz. Bunlardan bir tanesi. Ego dediğimiz şey esasında tabii fazlasına biz ego diyoruz. Normal şartlarda ego dediğimiz bir şey gayet normal bir şey ve bu bizi hayatta bu ilkel benliğimizden gelen hayatta tutmaya çalışan bir şey.
Ve birkaç tane vücudumuzda bazı hormonlarla ancak bu hayatta kalma mücadelesini yapıyor. İşte bir tanesi başarılı olduğumuz zaman salgılanan dopamin. Ondan sonra işte hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz zaman şey yapan endorfin gibi. Bazı bunun gibi bazı hormonlarla biz çalışıyoruz. Dolayısıyla bu hormonları bir müddet sonra biz alışkanlık haline geliyor bizim vücudumuzda ve bir şeyleri doğru yaptığımız zaman bu endorfini ve dopaminin salgılanması bizde bir müddet sonra alışkanlık haline geliyor ve bu da otomatik olarak ben bunu devamlı yaparım, bundan sonra da yaparım, başıma gelen her şeyi de yaparım diye bizim önümüze çıkıyor. İşte biz bunun farkında olmayıp da bu egoyu kendimizi kaptırırsak, yani hayatın bir akışı var ve bu hayatın içinde kader dediğimiz, dinlerde de, bütün dinlerde de yazan zaten bir şey var. Siz ne yaparsanız yapın, hayatın bir akışı var ve bu akışa göre gidiyor şeyler. Tabii Doğru. yapmazsanız bir şey olmuyor ama yaparsanız da bunların sonucunda illa bir şeyler olacak diye de bir şey yok. Bir akışın içinde gidiyor. Bu akışa önce inanmak lazım. Şimdi bu akışa, bu çok aşırı egolu insanlar çok da inanmıyorlar. Yani ben ne yaparsam olur, ben tuttuğumu altın ederim. Bugüne kadarki düşündüğüm her şey oldu, her şey yapıldı. Moduna geçtikleri zaman işte bu yıkıcı olmaya başlıyor. Hani ben şunu söylemiyorum. Evet, bütün başarılı insanların egosu vardır. Bakın açın televizyonu. Buradaki bütün işte artistlere bakın, filmlerde Grammy ödülleri alanlara bakın, Oscar'ları alanlara bakın. Hepsinin suratındaki o egoyu görürsünüz zaten. Ama o ego bir müddet sonra aşırısı sizi yok da etmeye başlar. İşte bu özellikle iş hayatında böyle oluyor. Şimdi iş hayatında eğer ki çok başarılı olursanız tabii belli bir yerlere kadar geliyorsunuz. Geldikçe bazı insanlar bunu yapamazsın diyorlar, yapıyorsunuz. Bu başarılı olamaz diyorlar, oluyor. Ve siz kendiniz öyle bir yerlerde buluyorsunuz ki artık kimseye inanmamaya, güvenmemeye başlıyorsun. Siyasette de bunu görüyoruz zaten. İşte bir Doğru. müddet sonra eğer ki bunu kendi haline bırakırsanız, bu DNA'nızdan gelen bu bilgisayar programını kendi haline bırakır da engellemezseniz, bu sizin için ters savaşmaya başlıyor. İnsanları kırmaya başlıyorsunuz, mutsuz ediyorsunuz, hatalı kararlar alabiliyorsunuz. Dünyadaki bütün insanlar hatalı kararlar alırlar. Diğer daha çok belki de hani aldıkları hatalı kararları çaktırmazlar ya da bütünün içinde yok olur onlar. Ama bazen o kadar önemli kararlar alırlar ki çok ciddi problemler de yaratabilir bunlar. Eğer ki hani bir firmada da çalışıyorsanız bunlar firmanın gerçekten sonunu da hazırlıyor hale geliyor. Ya da yöneticiyseniz, orada çalışan bir personelseniz o firmada daha fazla çalışamamanızı da sağlıyor. Zaten Maalesef böyle bir şey. verdiğiniz örnekleri de okudum orada. Zaten kitabın güzelliği de o. Hep örneklerle, hikayeleştirerek gitmişsiniz. Oradaki bir örnekle de aynı şundan bahsetmişsiniz. Yani bir patron egolu ve ödemek istemediği bir fatura var ve yöneticisine bunu veriyor. Onda birini öde diyor falan. Çok komik. Adam tabii şaşırıyor yani nasıl olur falan. Zor. Peki şeyden biraz da bahsedelim. Mobbing konusundan bahsetmişsiniz. Mobbing ve tacizler. Aslında orada İtiraf edelim ki ben de kendimle alakalı bir şeyler buldum. Yani aslında zamanında adını koyamadığım, kendimin de aslında mobbinge uğradığını hissettim diyeyim. Yani çünkü hani bazı şeyler olur ya hayatınızda ve adını koyamazsınız. Bir de iyi niyetliyseniz konduramazsınız. Çünkü bilmiyorsunuz bunu yapmayı. Yani ben hayatım boyunca mobbing yapmadım, bilmiyorum. Ama size yapılan bir şeyler vardır, adını koyamazsınız. O satırları öyle dikkatle okudum. 3 defa okudum belki de o şeyi, o hikayeyi. 7. hikaye. Mobbing. Yani çok sık mobbing yapılıyor, duyuyoruz. Ama maalesef tabii şartlar da çok ağır. Maalesef herkes çalışmak zorunda. Ekmek parası dediğimiz bir tabir var. Kolay da iş bulunmuyor. Hele bu dönemde kriz zamanında. Ama insanlar da buna boyun eğiyor. İşte egosantrik bir patrona çalışıyor. Mobbinglerine, tacizlerine şey oluyor. Yani tacizden kastımız mobbing anlamında konuşuyorum. Belki diğer türlü tacizler de mutlaka oluyordur ama ne yapmak lazım? Nasıl dikkat etmek lazım? Kendimizi nasıl koruyacağız mobbingden? Ya da var mı bu yolu? Evet, şimdi hani yine demin dediğimiz gibi insanlar yine o kadar ilkel belliklerinden yaşıyorlar ki bugün en başarılı, en güçlü, en servete ulaşmış, her türlü gücü ulaşmış insanların da o kadar çok zayıf şeyleri, o kadar çok zayıf yanları olduğunu görüyorsunuz ki. Ve buna dikkat ettiğiniz zaman atıyorum bir ortama gittiniz. İki tane insan tavla oynarken birbirinden kavga etmeye başlayabiliyorlar.
çok iyi, çok üst düzey bir yönetici başka birisinin bir konuyu kendisinden daha iyi bilmesinden çok rahatsız olabiliyor. Ya da diyelim ki bir firmayı yöneten bir sahibi, bir patron, altındaki yönetici onunla ilgili bir açığı fark ettiğinde ya da firmayla ilgili eksik bir şeyi gördüğünde bunu direkt kişisel olarak sanki benliklerine, onların benliklerine söylenmiş bir şey gibi düşünebiliyor ve bundan çok mutsuz oluyor. Siz de o insanı o firmanın hatalarını göstererek, o firmanın ne kadar daha ileri gidebileceğini göstererek sanki onu esasında çok ödüllendiriyorsunuz. Fakat o insan oradan o kadar çok kişisel şeyler, ben bunu bilmiyor muyum da, sen kimsin gibilerden düşünerek öyle bir o şeye kapılıyor ki ve otomatik olarak hani sizi işten çıkarmak için planlı yaptığı zaman bunu sürekli tekrar ederse buna mobbing diyoruz ama bunu bazen karşı tarafta hani %80'inde karşı tarafta bunu fark etmeden yapıyor. Ben o yüzden buna taciz dedim. Sizi rahatsız etmek, sizi mutsuz etmek, sizin özgüveninizi yıkmak için bu tip insanlar özellikle kendinden çok emin olmayan, özgüveni yeterince güçlü olmayan bazı insanlar bunu iş yerlerinde yapabiliyorlar ve bu herkesin başına gelmiştir. Birkaç kere gelmiştir, anlamamışsınızdır. Sizin de anlattığınız gibi özellikle naif insanlar, düzgün dürüst insanlar, iyi ailede yetişmiş insanlar bunun farkında olmuyorlar. Çünkü kimseye yapmamışlar. Anneleri, babaları ve şeylerinde de ailelerinde de böyle bir şey ayıp olarak onlara söylenmiş. Öyle bir kültürden geliyorlar. Yani bunu insanlara yapmayacaksın. İnsanlara hakkaniyetli olacaksın. İşte kimsenin günahını almayacaksın vesaire vesaire. Siz bunu anlamayabilirsiniz. Ama bir iş yerine girdiğiniz zaman öncelikle diyelim hani iş yerinden bahsediyoruz. Sizden aynı düzeydeki insanlar, sizin altınızdaki insanlar ve sizin üstünüzdeki insanların hepsinin dengelerini bozuyorsunuz siz. Çünkü onlar o ana kadar diyelim ki üste yükselmeyi bekleyen bir takım insanlar var orada. Siz oraya geldiğinizde eyvah acaba hani benden daha mı iyidir? Acaba yükselir mi? Önce işte ben müdür olacaktım onu mu müdür yaparlar? Altınızdaki insanlar da ya o pozisyona beni niye getirmedi de bunu getirdi diye. Sizin üstünüzdeki insanlar ya ben burada 10 senede çalışıyorum. Acaba hani beni de müdür yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Acaba benden memnun değiller mi altıma böyle bir adam getirdiler diye. Bütün oradaki bu dengeler değişmeye başlıyor. Ve naif insanlar sadece işine odaklı, işini yapmaya çalışan insanlar bunun farkında olmuyorlar bir iş yerinde. İşte bu fiziksel özelliklerde de geçerli. İşte güzel bir kadının başına gelenler gibi. Ya da ne bileyim daha böyle bir Avrupa'yı, batılı, daha rahat konuşan, daha dobra insanlara bizim daha içe dönük ailelerden gelen, içine kapanık ailelerden gelen kültür yapısına çok uymayan, giyim kıyafeti çok uymayanlar otomatik olarak diğerini başkalaştırıyorlar. İnsanların da böyle bir özelliği var. Yani Çok doğru. insanların kendini rahat ettikleri, kendi ortamlarında kümelenme özelliği var diye ve diğerlerini başkalaştırıyorlar. İşte burada özellikle iş artık aslanın ağzında olduğu için bu yapay zekanın ortaya çıkmasıyla, Endüstri 4.0'lan ve her şeyin artık otomatik hale, otomasyon haline gelmesiyle Otomasyon, doğru. Kişilere olan bağımlılık da her geçen gün azaldığı için iş bulmak gerçekten insanlar için çok zor hale geldi. Dolayısıyla birisi geldiği anda hemen sorgulamaya başlıyorlar. Eyvah benim pozisyonum ne olacak? Ve bunu herkes yapıyor. Yukarıdan aşağıya kadar. İşte burada taciz başlıyor. Ama bazen bu ne oluyor? Üstünüzdeki bir yönetici ya da patronunuz sizi işten çıkartmak istiyor. Ama çıkarttığı zaman tazminat ödeyecek. Belki hakkında dava açacaksınız. İş kanununa göre çeşitli nedenlerden sizi işten çıkartamıyor. Bir müddettir de orada çalışıyorsunuz. Size bunu sürekli ve tekrarlı bilinçli bir şekilde yapmaya başlıyor ki bu da çok insanların başına geliyor. İllallah ettiriyor yani. Siz çıkıyorsunuz artık, kaçıyorsunuz. Ruh sağlığınızı kaybetmek üzeresiniz, değil mi? Yani Tabii. buna... Siz bunun farkında olmazsınız. Çünkü insanların şöyle bir tandansı var. İnsanlar dışarıdan gelen, yine bu vücudumuzda salgılanan hormonlardan bir tanesi, hatırlayamayacağım ismini ama başka insanların kendilerini takdir etmesini ve başka insanların sevgisine, saygısını insanoğlu istiyor. Ve bunun karşılığında bir hormon salgılıyor vücudu. O yüzden işte biz yalnız yaşamayı sevmiyoruz, evleniyoruz, kız arkadaşımız, erkek arkadaşımız oluyor. Ailelerden, insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyoruz. Zaman zaman gruplarda bir araya geliyoruz, arkadaşlarımızı yemeğe çağırıyoruz, birilerinden toplanıyoruz.
sinemaya gideceğiz ve arkadaşımızı çağırıyoruz beraber gidelim diyor. Buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunu o insandan çektiğiniz anda siz onun yerine negatif bir şeyler koymaya başladığınızda o insan bunu gerçeklik olarak algılıyor. Ve tabii ki bu onun ruhsal sağlığına gerçekten, çünkü insanoğlunun normal yapısı da hep kendini sorgulayan bir yapıdır. Çünkü evet, biz öyle yetiştiriliriz. Annelerimiz, babalarımız bizim kültürümüzde özellikle. Yemeğini yemedin diye size kızar. İşte dersini çalışmadın der, zamanında uykuya yatmadın der, bilgisayarda çok kaldın der, televizyonu çok seyrettin der. Dolayısıyla hep bir suçluluk duygusuyla biz yetişiriz. Ve bunu dışarıdan duyduğumuzda özgüvenimizi zedeleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkar. Sevgili İlke Aydın bizle beraber. O da holistik sağlık uzmanı. O şey demiş, serotonin salgılanıyor demiş. Bir de bir soru sormuş. Demiş ki yani mobbing yapıyor mu yöneticiniz ve insan kaynakları yetkilisi yöneticinin yanında. Yani o zaman diyor kendinizi nasıl savunacaksınız diyor. İK'da adamın yanında ya da kadının yanında mobbinge uğruyorsunuz. Değerinizi kime anlatacaksınız diyor. Ne yapmak lazım? Vallahi kimseye anlatamazsınız, onu söyleyeyim. Anlatamazsınız. Anlatamazsınız. Yani insan kaynakları yöneticisi patronun ve yönetimin yanındadır. Onun amacı sizi olabildiğince mutlu, huzurlu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şirketin hedeflerine olabildiğince sizi yönlendirebilecek şekilde çalışmaktır. Onun hedefi siz değilsin. Şimdi şeyden bahsettiniz ya, güzel bir örnek verdiniz işte. Birisi, siz girdiğiniz işe ve üstünüzdeki adam rahatsız oluyor. Acaba bu benim yerime geçecek, bir şey mi olacak? Tam da bu esnada burada bir şey var. 32. hikaye, yerinize geçecek birini yetiştirmek. Aha. Yerinize geçecek birini yetiştirmek. Hep böyle öğretilir. Denir ki işte sen eğer iyi yöneticiysen, iyi lidersen sistem adamı ol, okey. Ama bir yandan da 3 sene sonra, 5 sene sonra ayrıldığın zaman sistemin şıkır şıkır işlemesi için bir Junior Murat'ı yetiştir, yerine koyacak şekilde. Bu Türkiye'de ben hiç görmedim. Kimsenin kimseye yetiştirdiğini görmedim. Kimsenin bilgi paylaştığını da, yani oluyor ama çok değil. Herkes o bilgiyi kendisine saklıyor. Her seviyedeki insan maalesef. Sizin de kitabınızda ne gerek var demişsiniz. Ben böyle ters köşe oldum. Biraz bahseder misiniz o yerinize geçecek birini yetiştirmek konusuyla alakalı düşüncelerinizi? Tabii. Ya bunu ben birkaç kere yaşadım. Ben de hep aynı görüşteydim. Çünkü olduğum pozisyonlarda çok başarılıydım. Ve hakikaten iyi gidiyordum. Ondan sonra ve hep bir üste mutlaka çıkacağım. Nasıl olsa bir gün üste çıkacağım. Altım da güçlü olsun ki, altımda da çalışan birileri olsun ki ben üste çıktığım zaman, yani çıkma zamanım geldiği anda ya senin pozisyonun boşalacak. Hani ne olacak bu pozisyon diye düşünmesinler. Beni otomatik olarak yukarı çıkartsınlar diye altımını çok güçlü insanlarla doldurdum. Ve onları öyle bir yetiştirdim ki kendi başlarına iş yapıyorlardı. Ben de oturup strateji yapıyordum. Çok genel bakıyordum olaylara. Daha farklı gözlerle, daha farklı şeylerden bakıyordum. Ama sonra bir baktım ki altımdaki insanlar o kadar o pozisyona hazır hale geldiler ki. Hadi ya sen ne zaman terfi alacaksın, ne zaman gideceksin, ben ne zaman bu pozisyona geçeceğim durumlarına geliyor birkaç sene sonra şey. Evet. Şimdi firma bu pozisyonu açmazsa siz kendi pozisyonunuzu yok etmiş oluyorsunuz. Bakıyorsunuz sizin üstünüzdekinin ayrılma niyeti yok. Sonra bir şey oluyor. Hani firma krize giriyor. Personel çıkaracak. Bakıyor ki siz 100 lira alıyorsunuz. Altınızdaki adam 60 lira alıyor. Doğru. Aynı şeyleri o da yapıyor. Ya bu ikisi aynı şeyleri yapıyorlar oluyor. Onu değil sizi çıkarıyorlar işte. Çok doğru. Siz kalıyorsunuz. Dolayısıyla tabii burada şunu söylemek istemiyorum. Ama açık konuşuyorum insanlarla. Özellikle yöneticilerle. Şunu söylemek istemiyorum. İşleri saklayın. İşleri kimseye göstermeyin. İşleri gizli tutun. Bunu anlatmıyorum. Siz elbette ki o firmada altınızdaki insanların hepsini yetiştirin. Ama sizin pozisyonunuzu siz yarın gidecek misiniz gibi dolduracak bir insanı bence yetiştirmeyin. Çünkü ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Sizin üstünüzdeki şey ister firma yönetimi olsun, ister firmanın sahibi olsun, ister istemez zaten bütün firmalar çok az karlılıkla. Her zaman nereden tasarruf ederim diye her saniye buna bakarak gidiyorlar ki benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi bu. En büyük uzmanlık alanım benim. Firmalarda verimliliği arttırmak. Böyle yerlerde ben de gidiyorum bakıyorum hakikaten ya bu işte iki tane adam var. Yani biri birinin altı, biri birinin üstü. İkisinin de yetkinliklerini çaktırmadan sorguluyorum. Hangisini ben yani bunlardan bir tanesini çıkartan firmaya bir şey olur mu?
Olmadı gördüğüm anda en maliyetlisini çıkartmaya. Bunu herkes düşünüyor. İster istemez iş hayatının kuralı bu. O açıdan baktığımda ben bunları yapıyorum. Ama insan açısından baktığımda evet oradaki insanın da birazcık vazgeçilmez, yaptıklarına vazgeçilmez olması gerekiyor. Benim mesela iş hayatında yaptığım hatalardan bir tanesi budur. Hiçbir zaman ben vazgeçilmez yapmadım kendimi. Her zaman insanları o kadar donanımlı hale getirdim ki kendi kendine yönettiler. Ben bir ay gitsem gelsem firmada hiçbir şey anlaşılmaz hale getirdim ben. Tabii bunu şeyde uluslararası firmalarda ya da çok kurumsallaşmış firmalarda yapabilirsiniz. Ama daha küçük karlılığı düşük sıkıntılı firmalarda yaptığınız zaman kendinizi riske attığınızı bilmeniz lazım. Aslında oradan da şeye geçelim. Bu 21. hikayede şeyden bahsetmişsiniz. Yerli ve uluslararası firmalardaki kültürel farklılıklar. Hatta rahmetli Halis Toprak'ın şirketinden bahsetmişsiniz. Toprak Holding. Çok güzel bir örnek aslında. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani İngilizlerle çalışıyor, Alman yazmışsınız ama yani ben de mesela uluslararası firmalarda çalıştım. Bir 8 sene İsveç şirketinde çalıştım. Bir İBEF adında. Yurt dışına öğrenci gönderen dünyanın en büyük dil eğitim programını sunan bir firma. Ya aklımda kalan tek şey şu oldu. Ya bir sürü şey gördüm de bir kere İş Bankası gibi bir yerden oraya geçtim. Kültür şoku yaşadım. Çünkü orada lacivert takım elbise, bürokrasi, hiyerarşi. EF tam tersi inanılmaz rahat bir yer. EF'de nasıl bir örnek vereyim? Güler Sabancı gibi çok güçlü EF'in en büyüklerinden bir CEO, hanımefendi, kadının. İsviçre Zürih ofisinde bir gün ofiste bir taşınma oluyor ve kadının kendi eşyalarını kendisini taşıdığına denk geldim. Ve şaşırdım. Yardımcı olmak istedim. Dedi ki dur. O benim işim. Şimdi Türkiye'de öyle bir örnek göremezsiniz. Oradaki ofiste bizde senelerce şey tartışıldı bütçe döneminde. Çaycı vardı bizim Ahmet abi. Niye Ahmet abi var? Ya işte çay yapıyor, işte elektrik dersine gidiyor. Niye siz gitmiyorsunuz? Şimdi dedim siz de dedim çayları kim yapıyor dedim. Dediler ki biz de çayı Bir kendimiz kahve koyarız. makinesi var, oradan alırlar. Tamam. Peki dedim bulaşık makinesine kim koyuyor? Ondan sonra gel dediler. Gittim. Bir tane şey koymuşlar schedule işte kağıt. Pazartesi cumaya kadar. Üst düzey, orta düzey herkes yani yeni giren de adlar yazıyor işte. Pazartesi Mary ile bilmem ne. Salı şunu şu ve gördüm gözümle ya adamlar gerçekten dolduruyor. Boşaltıyor. Ya o adam bana iş yapmak için emir veren yani tırnak içerisinde adam gitmiş makineyi boşaltıyor. Şimdi Türkiye'nin kültüründe o Ahmet Bey daha dün bulaşık makinesini boşaltıyordum. Sen şimdi bana gelmiş iş mi yaptırıyorsun? Olur. Ama orada bambaşka bir kültür. Viyana menşeli bir şirkette çalıştım. Çok disiplinli, çok Alman kafası. Bambaşka, çok sert. Çok böyle şey yok, esneme yok. Her şirketin şeyi farklı. Nasıl görüyorsunuz? Böyle karşılaştırdığınızda sizin beğendiğiniz kültür, hoşunuza giden kültür hangisi? Biraz da onu duymak isteriz. Tabii. Şimdi ben de bu ikilemleri çok yaşadım. O yüzden orada bayağı paylaşmayı da uygun görmüştüm. Bir yerli firmadan bir yabancı firmaya gidiyorsunuz. Uluslararası bir firmaya gidiyorsunuz. O uluslararası firmada da yerli firmada davrandığınız şekilde davranıyorsunuz. İşte yani ne yapıyorsunuz? Fikirleriniz çok söylemiyorsunuz. Size sıra geldiğinde etraftaki durumu bir tartıyorsunuz. Kimler neler düşünüyor ona göre bakıyorsunuz. Ve böyle bir ortak şeyi kokluyorsunuz. Hani güç kimdedir burada? İşte firmanın bir genel müdürü varsa ya da bir çok eski 30 yıllık bir genel müdür yardımcısı varsa dominant yani o firmayı şey yapan, iyi bilen yıllardır artık onun söyledikleri emir gibi olmuş. Ya da işte firmanın patronu varsa bunların söylediklerine göre hani iş nereye doğru yönleniyor? Eğer çok ters bir şey değilse siz buna uyumlanmaya çalışıyorsunuz ki ters kalmayayım, düşmeyeyim diye. Şimdi yabancı firmalarda bu şekilde çalışamazsınız. Yani yabancı firmalar genelde, tabii yabancı firma demeyelim, şey diyelim, Batı standartlarında, Amerikan standartlarında ya da Avrupa standartlarındaki firmalar diyelim. Burada sizden beklenen şahıs olarak o anda bir komitenin içinde verebileceğiniz maksimum gerçeklikteki azami şeylerinizi, fikirlerinizi verebilmeniz sizden istenir. Çünkü onlar şöyle bakarlar işte, bir kişi kendi başına dört dörtlük fikri oluşturamaz. Bazı insanlar çok cesurdur, agresiftir, çok hızlı büyüme isterler, agresif büyümeler isterler, firmayı riske atarlar. Ama bu firmalarda firmayı böyle alır, koşturur götürürler, çok daha ileri götürebilirler. Bazı insanlar tam tersidir, çok tutucudur.
Bu insanlara bıraktığınız zaman firmayı firma adım bile atamaz. Her atılacak adımda korkarlar. Her şeyin içinde bir risk unsuru görürler. Yani değişik değişik firmalı insanlar, bazıları insan kaynakları gözünden bakar. Personeli yormak istemez, değişimi yapmak istemez. Olan şeyler, olan düzeni değiştirmek onlar için iyi değildir. Ama bunların hepsinin düşündüklerinin içinde bir doğruluk payı mutlaka vardır. Şimdi siz bütün bunları olgunlaştırıp da hepsini dinledikten sonra, hepsinin içindeki doğruluk paylarını anladıktan sonra buna göre yine bir yönetimin fikrini oluşturursunuz. Bazen ortak bir fikre varılmayabilir. Evet, biliyorum, varılmıyor. Ama siz hepsini gerçekten iyi dinleyip sindirerek anlarsanız belki de kendi fikrinizin bazı kıyılarını, köşelerini yumuşatmış olursunuz. İşte yabancı firmalarda sizden istenen budur. Orada çık, kıran kırana konuş. Çünkü firma yanlış bir karar alırsa, üst yönetim yanlış bir karar alırsa, firma ikizi yanlış bir yönteme, yanlış bir yere sokarsa, bu firmanın sağlığı için tehlikelidir. Seni bu yüzden buraya aldık derler. Şimdi bu iş bir yerli firmaya geldiğiniz zaman, aile firmasına daha doğrusu geldiğiniz zaman ya da kurumsal olmamış bir Türk firmasına geldiğiniz zaman, yine tabii büyük sayılarla konuşuyorum. Yani genelleme yaparken bunların içinde öyle olmayan firmalar da çok. Hani benim dediğim %51 gibi düşünelim. Hiç öyle olmayan firmaya da denk gelebilirsiniz. Öyle yerli patronlarla çalıştım ki ben Türk patronlarla. Yani bir Amerikan patronunu şey yaparlar, ceplerinden çıkarırlar. O derece, o derece iyilerdir yani. Onları katmıyorum tabii işe. Ama siz aynı şekilde bir patron çıkar ortaya der ki işte ben petrokimya bölümünü kapayacağım. Siz dersiniz ki ona ya patron niye kapıyorsun bak petrokimya bölümünü? Tamam, karlılık az olabilir burada ama buradan sürekli bir akış var. Yani öbür tarafta petrolden para kazanıyorsun. Tamam, petrolden büyük paralar milyon dolarla geliyor. Petrokimyadan çok az para geliyor. Ama petrolden zarar etme imkanın da var. Yani petrol fiyatları dünyada bir yükseliyor bir düşüyor. Gemiyi alıyorsun işte Bandar Abbas'tan sokuyorsun şeye. Okyanusa çıkarıyorsun. Satacağın anda aradan bir ay geçmiş. Dolar düşmüş, petrol fiyatları düşmüş, sen aldığının daha altına satıyorsun, zarar ediyorsun. Bu petrol için böyle bir riski var. Ama petrokimya sana %1, %2 kazandırıyor ama sürekli bir para kazandırıyor. Bundan genel giderlerini yaparsın, işte maaşlarını ödersin, kiranı ödersin. Bunu anlatıyorsun, bir bakıyorsunuz karşıdaki adamın suratı kıpkırmızı oluyor. Diyor ki sen daha dünkü çocuksun. 20 yıldır ben petrokimya işinin içindeyim, bana bunu mu öğretiyorsun kardeşim diyor. Size düşman oluyor. Ve aradan 2 sene sonra sizin dedikleriniz doğru çıkıyor. Şimdi tabii ki siz kendinizi öyle güçlü, büyük bir iş adamından savaşmıyorsunuz ki. Ona ego da yapmıyorsunuz. Ona kendinizi haklı çıkarmaya da çalışmıyorsunuz. Siz nacizane kendi açınızdan doğru gördüğünüzü onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Dinler yine istediğini yapar, problem değil. Ama sizi öyle bir küçümser, ezer ve sizden ego yapar hale kavuşurken demin dediğimiz gibi. Bir bakıyorsunuz ki siz çok doğru bir şeyi söylemiş olmanıza rağmen yanlış insana söylediğiniz, bunu dinleyemeyecek insana söylediğiniz için orada o günden sonra artık farklı bir pozisyonda hissediyorsunuz. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Aslında oradan da şeye geçebiliriz. Kurumsallaşma ve yeni kuşağı hazırlama diye bir başlıklı hikayeniz var. 23. hikaye. Burada Rahmi Koç'tan bahsetmişsiniz. Çok doğru. Yani Rahmi Koç dediğimiz işte Koç çok büyük bir holding ve 50 bin, 60 bin, 70 bin çalışanı var. Türkiye'nin en büyüğü. Ve profesyonellere getiriyor. Bu güzel bir örnek vermişsiniz. Bir de şeyden bahsetmişsiniz burada. Yani kurumsallaşmasına rağmen sürdürülebilir olamayan firmalar. Mesela bir dönemin efsane firması Varan Turizm'den bahsetmişsiniz. Yani biraz da onlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani kurumsallaşabilme, profesyonel yöneticilik. Bu sizin dediklerinizi söylediği zaman kıpkırmızı olmayan bir yönetim kurulu. İşte o lazım. O lazım. Evet, maalesef o lazım. Tabii şirketi kurumsallaştırmak için önce şirketi para kazanır hale getirmek lazım. Yani firmanız para kazanacak. İş modeliniz oturacak. Evet. Aynı şeyleri yapa yapa, tekrar tekrar yapa yapa iş büyümeye başlayacak. Atıyorum A101 marketleri. Tuttu. 100 tane oldu. Tuttu. Şimdi o 100 taneyi 4000 taneye getirmek için artık patrona ihtiyaç yok. Çünkü model tutmuş. Patronun zaten bu işte olmaması lazım. Yani bu işin başında patron 4000 tane, 5000 tane marketi olan bir yeri yönetmek isterse yönetemez zaten. Bu tamamen başka bir disiplin.
Burada hani şey, işin stratejisini patron oluşturur, belli bir yere kadar getirir. Ondan sonra patronun çekilip işe sadece stratejiyi yapıp işin yönetimini başka birilerine bırakmak lazım. Şimdi 100 tane yeri yönetmekle 4000 tane yeri yönetmek arasında dağlar kadar fark var. İnsan kaynaklarından, lojistiğinden, IT sistemlerinden. Patron bunu bilemeyebilir. %90 da bilmez zaten. Ama bunu uzmanlarına bırakmadığı zaman, bunu yöneticilerine, profesyonel yöneticilere ve danışmanlara bırakmadığı zaman belli bir müddet sonra o kadar olmayacak şeyler yapmaya başlıyor ki patron. Mesela ben bir otelin danışmanlığını yapıyordum. Bir yıl boyunca otelin yeniden yapılanmasını yaptım. Ben onlara uluslararası standartlarda raporlar çıkarıyorum. Patron ne istiyordu biliyor musunuz? Uluslararası standartlardaki raporlara bakmıyordu. Kaç kilo domates alınmış, kaç kilo biber alınmış, kaç kilo bilmem ne alınmış. Buna göre muhasebeden hesaplar çıkarttırıyordu. Bakın bu 5 yıldızlı uluslararası bir oteldi. Ve yani 250 küsür tane odası olan bir oteldi. Öyle 20 odalık falan şeyden bahsetmiyorum. Oraya alınan domatesin hiçbir önemi yok ki. Sana ne domatesten? Yani o domates oradaki reçetelere göre bilmem ne kadar şu yemekten yaparsan bunun karşılığı 50 kilo domates gider diye bir reçete sisteminden çalışan bir şey. Sen bizim reçete sistemine göre maliyetlere bakarsın. 50 kilo domates gidecekken 40 kilo domates gitti, 60 kilo gitti diye buna bakabilirsin. Ama mikro. Bu otelin büyüklüğünün içinde %1, %2'yi şey yapmaz. Yani bu böyle bakıyordu. Bir iş adamı gibi değil, tamamen bir küçük esnaf gibi bakıyordu. Şimdi dolayısıyla belli bir yerden sonra, belli bir cirodan sonra bu işi profesyonellere bırakmak, sadece profesyonelleri sonuçla takip etmek lazım. Çok bunu doğru. Yapmadığınız zaman işte Türkiye'deki firmaların başına gelen, bakın bizim en eski firmalarımız hangisi dediğiniz zaman 2 tane, 3 tane, 4 tane holding görüyorsunuz. Beşinciyi, altıncıyı göremiyorsunuz ki yani Koç Holding, Sabancı Holding bunlardan bir tanesi. Onlar bile kendi aralarında parçalanarak gittiler ne yazık ki. Ama evet. Dünyada öyle değil. Bakıyorsunuz bir Amerikan firmaları 100 senelik, 150 senelik, 200 senelik. Japonya. Şindler diyorsunuz. Yani Şindler 150 senelik bir firma. Başındaki adam yine Şindler. Alfred Şindler diye bir adam şu anda başında. Ama onun oradaki hissesi %1 filan. Yani ona maaş da tayin ediliyor. Oradaki bir grup Alfred Şindler'in gidip gelme ücretinin bir maaşını tayin evet. ediyor. Alfred ücret kendini tayin edemiyor. Hikaye para kazanırsa okudum. Firma hisselerinin karşılığında hissenin karını alırsın deniyor. Kimin i̇şte peki burası? Halkın olmuş. İşte orada işte yani çok şey bir çok güzel bir örnek de işte o egolar galiba işte insanoğlu psikoloji yani o çok zor bir şey. Yani bu burası benim kardeşim diyecek ama adamların verdiği şeye de tamah edecek. O adamların verdiği maaşa uyacak. Kolay işe akıllı olan buna uyar çünkü bu adamlar senin şirketini büyütüyor sonunda. Günün sonunda şirket senin. Evet. Burada hikayelerden bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Bu dönemde de hani çok böyle sirkülasyonlar oluyor. Bir adayı işe alıp almama kararı, bir de bir adayı işten çıkartıp çıkarmama kararı. Hı-hı. Alım yapmak olayı tabii ki herkesin kriteri vardır ama oradaki sizin kriterlerinizi duymak isterim. Çünkü kaç senelik, onlarca senelik deneyiminiz var. Kim neye göre kriterleriniz var onu duymak isterim ama daha çok şeyi duymak isterim. Alımı bir şekilde herkes yapıyor da çıkartmalarda şöyle şeylere denk geliyoruz. Buna ben de denk geldim. Yani son 6 sene, 7 sene 2 tane farklı firmanın, bir tanesi Türk, bir tanesi yabancı, ülke müdürlüğünü yaptım ve işten çıkartma durumları oldu maalesef. Burada tabii şey, biraz da Türklerin belki ekmek parası, işte biraz duygusal bakma, bazen işte şey mantığın dışına bakma durumları oluyor. Bunu ben de yaşadım. Günün sonunda evet, verilecek karar veriyorsunuz ama yani işten çıkartma kararında işte bazı şirketlerde şunu da gördüm. Adam çıkartmaya karar veriyor. Çünkü bakıyor ki bu Ahmet diyelim. Bu adam bizim işimizi görmüyor diyor. Sonra bir bakıyorlar ki Ahmet 10 senedir çalışıyor. Ve 10 sene çalıştığı için bir sürü tazminat alacak. Ve bu Ahmet'le devam etme kararı varıyor. Ve aynı şirkette ben çok denk geldim. 4-5 tane adam çok eskiler çıkartmak istiyorlar. Ya sonra diyorlar ki ya biz bunları çıkartmaya... Yani uzun uzun toplantılar yapılıyor. Verimsizlik, verimden her şey tamam. Bu adamlar çıkarsa şunlar şunlar yapılacak falan filan her şey okey. Sonradan ortaya çıkıyor ki bu adamların hepsi 10 senelik, 10-12 senelik. Tazminatlar çok yüksek. Çıkartamayız. Nasıl bir gün çıkacak? Sadece sen problemi erteliyorsun yani. İşte. Bu burada ne yapmak lazım bilemiyorum. Yani buyurunuz. Ne diyorsunuz? Yani şöyle. Hani bir adayı işe alıp almama kararı hakkında ben işte kitapta kendimle ilgili çok eleştiriler de yaptım. Yani çok başarılı olabildiğim bir konu değil bu benim.
Yanılıyorum ben bir adayı işe alırken. Hakikaten daha Öyle uzun zaman harcamam lazım. Çünkü çok mi? işe odaklanan bir insanım. Çok fazla işim oluyor o anda. Her zaman insan seçimini ne daha az zaman ayırdığını ve bazı yetkinliklere yeterince bakamadığımı gördüm ben. Dolayısıyla hani aldığım insanların belki de yarısına yakınını acaba daha mı uğraşsaydım, daha fazla insandan mı görüşseydim diye sonradan pişman olduğum oldu. Ama şeylere, çıkartmalara baktığımda, çıkartmalarda ilk başlarda yani iş hayatına ilk yöneticiliklerime başladığımda yani acımazdım kimseye. Eğer ki o iş gerektiriyorsa takır takır insan çıkarırdım ben. Ve bunları gerçekten şey yapardım. Yani nasıl söyleyeyim size? Kimsenin hakkını yiyerek yapmazdım. Gerçekten çıkarılması gereken insanlar olduğunu bilirdim. Ve o insanları çıkartmaya acımazdım. İşte çünkü o insanı orada tuttuğunuz zaman şirkete zarar veriyorsunuz. Herkese Ona zarar da veriyorsunuz. zarar veriyorsunuz belki. O kişiye de. Aslında ona bile veriyorsunuz. Yani çünkü o yapamadığı bir pozisyonda şey yapıp patina çekip duruyor. Ezilip duruyor. Ama daha sonra işte biraz zamanın, biraz yaşlanmanın verdiği, olgunlaşmanın verdiği şeylerle o insanlara daha duygusal davranma, daha duygusal yaklaşmaya, iş hayatında beraber çalıştığınız insanları daha bir insan olarak bakmaya, onların aileleri falan onlara bakmaya başladığınız için ben de öyle oldu en azından. Ben hani işten çıkarma kararlarını kolay verememeye başladım. Hani İlginç. görüyorsunuz ki o insanın oraya tam oturmuyor. Yani ama ailesi var. Elinden geleni de yapıyor. Yani o kadar elinden gelen. O işe alınmış ama çok uygun değil. Bu kararları verememeye başladım. Ve veremediğim zaman bunun herkese çok fazla zararının olduğunu gördüm. Yani o insanın kendisine zararlı. Zaten bıkmış. Bir atılımda bulunmak istiyor, bulunamıyor. O şirkette artık çalışmak istemiyor ama bunu siz anlıyorsunuz. Kendisi şey yapmıyor, bunu göstermiyor. O pozisyonu istemiyor. O şeyi, o yaptığı görevi istemiyor. Başka bir şey yapmak istiyor. Ama daha iyi bir iş bulamıyor, daha farklı bir iş bulamıyor. Bulduğu işler iş arıyor esasında, size hiç çaktırmıyor. Bulduğu işler daha düşük ücretli. Daha düşük tabii. Ya da işte bazısı da egosu çok yüksek. Bir şey söylediğiniz zaman bu pasif öfkeye kapılıyor. Yapmamaya başlıyor size. Öyle bahaneler buluyor ki o egosuyla. Bloke ediyor yani sistemi. İşte bu kişileri siz hani ailesi var, çoluğu var, çocuğu, yeni çocuğu olacak, karısı hamile, işte çocuğu okula gidiyor diye düşünüp de işten çıkarmazsanız bütün o şirkete, en azından şirketin sahiplerini, üstünüzde yöneticiler varsa onlara, şirketin genel müdürü, üst düzey yönetimi varsa onlar ve diğer bütün çalışan insanlara büyük haksızlık ediyorsunuz. Çünkü Aslında o sizin öyle bir uzun pozisyon dolduruyor ki orada, onun doldurduğu pozisyondaki işler ilerlemediği zaman bu herkesi sirayet ediyor. vade şirketin başına siz varsanız sizin de aslında ayağınızı şey yapıyor, Tabii tabii hızınız kendi var. ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. O yüzden evet yani o işi gerçekten hakkaniyetle yapamayanı, yapmaya çalışan ama yapamayan da dahil ya da yapmayanı harcamaktan maalesef yani böyle hoşuma giden bir şey değil bunu söylemek insani olarak ama çekinmemek lazım. Evet, bazı insanları işten çıkarma zamanı geldiğinde acımayın. Biz bazı firmalarda şey yaptık, onu hatırlıyorum. Ben ya da benim yöneticilerim, yani hatırladığım birkaç hikaye var. Farklı departmanlara kaydırdık. Yani o departmanda yapabileceği bir iş ve hani onu dışarıdan almaktansa onu işini kaybetmemesi için oraya kaydırdık. Öyle örnekler de var. Ne oldu? Tabii o departmanda o iş yapacak olan kişi atıyorum 7 lira alacaksa bu pahalı bir eleman oldu. 9 lira alıyordu maaş ama en azından onu da kaybetmemiş olduk. En azından o departmanın başına bizden biri, deneyimli birini koymuş olduk. Yani avantajlar, dezavantajlar onlara çözüm olabiliyor. Eğer öyle bir şansımız varsa. Evet, ya yani öyle bir şans var ama mesela benim daha çok gördüklerim bu insanları yolladığınız yerde de bunlar aynı şeylere devam ettiler. Yani benim başıma gelen örneklerde biz ona rotasyon yaparak o insanı kazanabildiğimiz örnekler çok çok sınırlı oldu. Şeyden bahsettiniz demin. Benim en çok korktuğum pasif öfke. Yani kitabınızda da ona bir yer ayırmışsınız. Pasif öfke 27. hikaye. Aslında bildiğimiz ama çok dile getirmediğimiz bir şey. Ben çok sessiz durandan korkarım. Hep de söylerim. Yani öyle bir laf da vardır ya, yani çok sessiz duran
çok hoşuma gitmez yani. Biraz daha hani içine kapanık falan filan ama yani öyle gördüklerim hep böyle bir şeyde, iş hayatında denk geldiklerim hep böyle çok alakası bir yer. Çok acayip bir patlamalar, öfke patlamaları. Biraz ondan da bahsedelim mi? Yani pasif tabii, öfke. Tabii. Belki aramızda da vardır yani. Bu çok da gayet insani şeyler pasif öfke. Yani yapacak bir şey yok. Hepimiz insanız. Etten kemikten Evet. yapılmışız. Ondan da bahsetmek isterim açıkçası. Ha. Pasif öfke. Şimdi bizim Türk insanında özellikle Karadenizlerde tabii öfke kontrolü olmayan bir şey. Hani bir anda deli gibi patlıyor bizim insanlarımız. Yolda patlıyor, trafikte patlıyor, kapıyı açıyor, öbürüne saldırıyor falan, hayatında görmediği başka bir şeye. Böyle bir durum var. Maalesef. Fakat yeni nesilde de şimdi bu pasif öfke dediğimiz şey tabii benim normal bir insan şeyinde anlatmaya çalıştığım, bir normal insan standartında anlatmaya çalıştığım şeydi. Ama şu anda gördüğüm X ve Y kuşağında bu öfke şeklinde değil, artık davranışsal bir şeye dönüşmüş durumda. Şimdi yeni kuşakta bu gerçekten bir davranışsal bir şey şu anda. Yeni kuşak ne yapıyor biliyor musunuz? İstemediği hiçbir şeyi yaptıramıyorsunuz yeni kuşağa. Sosyal değil. Aşırı tükendinden özdeş, ki yeni kitabımda da anlatıyorum bunu. Tamamen ben düzeyli. Dolayısıyla yeni kuşağı, yine tabii %51 olarak anlatıyorum. Herkesi tek tek buna koymuyorum. Tabii ki. Yeni kuşağın davranışsal kalıbı artık böyle. İstemediği hiçbir şey yapmıyor. Ama bunu pasif öfkeye varmış gibi yapıyor. E-mail atıyorsunuz, cevap vermiyor. WhatsApp'tan yazıyorsunuz, görüyor, cevap vermiyor. Çok büyük bir kısmı WhatsApp'ta mavi tıkını kaldırmış durumda. O mesajı görüp görmediğinizi bile anlattırmıyor. Evet. Bir şey söylediğiniz zaman bakarız diyor, yapmıyor. Ve bunu o kadar üstü kapalı yapıyor ki, sizden tartışmadan yapıyor. Size karşı çıkmadan yapıyor. Ve o insan ne kadar isterse o kadar yapıyor. Şimdi Ben bu sinirden kuduruyorum biliyor musunuz? Bazı böyle gençlerle, çok sevdiğim genç kardeşlerimiz var. Kulak açınasın. Bu tip durumlarla karşılaşıyorum. Bunun adına koymamıştım yani ne olduğunu. Ama yani şu mavi tıkları kaldırma, görüp de cevap vermeme, bakarız, ederiz, e-mail cevap. Yani benden böyle şey fışkırıyor. Çünkü ben ben çünkü şeyim yani hala şu dönemde bile benim bir müdürüm olsun, otoriteye saygım sonsuz. Yani ne derse yaparım yani. Bir de saygıdır, şudur budur. Ama yani çıldırıyorum ya. Adam WhatsApp'ı görüyor mu görmüyor mu? Üç gün geçmiş görmedim mi? Gördüm de işte bilmem ne yani. Demek bunu pasif öfkeye koyabiliriz yani. Öyle mi? Evet. Şimdi hani bunu bir davranışsal kalıp olarak yapan insanlar tabii aynen böyle yapıyorlar. Bir pasif öfkeyi size bağırıp çağırmadan, içine atarak sizin dediklerinizi kabul ediyor gibi ama dışsal bahaneler bularak yapıyorlar. Bir bahane buluyor. O bahaneyi de size söylemiyor zaten. Hani diyorsunuz ki yarın akşama kadar bunu yetiştirebilir misin? Yetiştiririm diyor. Sonra kesiyor sizden iletişimi. Yarın akşam alıyor, bakıyorsunuz ki yetişmemiş. Soruyorsun bu ne oldu diye. Tam yetiştirecektim, şu oldu da ondan dolayı oldu diyor. Peki ne zaman yetiştirirsin diyorsun. Yarın akşama yetiştireceğim mutlaka diyor. Yine yarın akşam oluyor. Yine yetiştirmemiş oluyor. Yine ya böyle bu yani. Şimdi ne yapmamız lazım? Yani şimdi karşı tarafta hani bağırsa desek ki Murat abi bıktım senden falan dese, sen de diyeceksin lan bıktıysan şöyle yap. O da olmuyor. Siz böyle, ben en azından tüylerim diken diken oluyor. Bir şey de diyemiyorsun. Yani ne olacak peki? Nasıl çözeceğiz bunu? Bu biraz şey gibi. Hele özellikle yeni kuşağın böyle olması, kuşaklar arası çatışma gibi. Yani annelerimiz, babalarımız bize nasıl bazı şeyleri istese de yaptıramadılar. Doğru. Biz de onlara yaptıramayacağız. Yani bu kuşak olarak bazı şeyleri bizim kabul etmemiz lazım. Onlara uygun davranacağız. Farkında olacağız. Bir kuşak farkı olduğunun farkında olacağız. Özellikle ki bu X-Y kuşağından bahsediyorum. Normal bu X-Y kuşağı olmayan, iş hayatında şu anda çalışan insanların bunu yapmasında, yani pasif öfke dediğimiz kitapta yazdığımız şekliyle bakarsak, bu insanları eğer ki hakikaten işe zarar vermeye başladılarsa onları da çıkartacağız işte. Bu ayrı. Ama Şimdi, yeni kuşakta sistemleri, tarzları öyle. Hepsini işten de çıkartamazsınız. Siz de biraz onlara uyuyacaksınız. Bizim uyumamız gerekiyor. Bizim de orta noktada buluşmamız gerekiyor. Şeyden bahsedelim biraz da ya. Bu işsiz olmak. Demin de işten çıkartmaktan bahsettik ya. Çok güzel bir şey bahsetmişsiniz. Demişsiniz ki işsiz olup iş beğenmemek büyük hatadır. Bunu çok sık görüyoruz. Yani adam işsiz. Şimdi işsizlik var deniyor ya. Var evet. Ama şunu da denk geliyorum ben. Yani bir arkadaşım var geçen hafta, işte ismini şimdi söylemeyeyim. Dinliyordur belki ya da dinleyecek.
Ona da Ahmet diyelim. Hep Ahmetlerle gidiyoruz. Ahmet işte diyorum ki oğlum ne yaptın diyorum. Abi diyor işte gittim diyor şöyle oldu böyle oldu. Yani iş beğenmiyor ya. Dedim ki Ahmetciğim dedim yani bir de yani şey sorumlulukları da var. İşte ailesi var şey var. İş beğenmiyor adam yani. Ben de onun hata olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da o da şöyle diyor. Yani işte bir önceki işimden daha düşük maaşa başlayacağım. Tabii. Bilmem ne falan ama yani zaman da geçiyor. Sigortası yatmıyor. İşte para gelmiyor. Yani bir dönem zor maalesef. Sorumlulukların var. Bekar değilsin yani o arkadaşım. İş beğenmiyor. Hata bence. Ama kendince haklı mazeretleri de var. Ne diyorsunuz? Yok yok, haklı değil. Şöyle, iş bulmak bir kere gerçekten çok zor bir şey. Herkes için, her düzey için, özellikle üst yönetimlere geldiğiniz zaman iyice zorlaşıyor. Yani Evet. bir firmada 1.000 kişi çalışabilir ama bir tane genel müdür olur. 5 tane genel müdür yardımcısı olur. 20 tane müdür olur ama 1.000 kişi çalışıyordur. Şimdi siz bir firmadan ayrıldığınız zaman bu iş bulup da beğenmemek de yine egoya giren bir şey. Yani şunu söylüyorsunuz kendi kendinize. Abi ben ya işte 5.000 dolara çalışıyordum, burada 2.000 dolar veriyorlar. Benim hakkım değil ki bu. Tamam hani 5.000, 4.000'i kabul edeyim, kabul. Bir kere buradan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya ben bilmem ne müdürüydüm. Altımda 20 kişi vardı. Burada benim müdür yardımcısı olarak bilmem şey yapıyorlar. Altımda 10 kişi olacak. Bunların hepsi ego. Yani orası öyleydi, bitti o. Sen bir daha ona ulaşana kadar ya evinde oturarak arayacaksın o pozisyonu ya bir yerde çalışarak arayacaksın. Çalışarak ara. Çünkü sen gittiğin zaman belki de orada hızlı bir şekilde yükseleceksin. Doğru. Çalışmayan bir insanın zaten bir müddet sonra sosyal melekeleri de bozulmaya başlıyor. Yani çalışırken her şey bozuluyor. Sabah geç kalkmaya başlıyor. Trafik rahatsız etmeye başlıyor. İnsanlarla daha bir farklı oluyor filan. Sen Doğru. hayatına çalışarak devam edeceksin. Eğer ki gerçekten öyle bir pozisyon bulacaksan zaten bulacaksın. Ama bulmayacaksan evde oturup da sen bu pozisyonda ben çalışmam dersen bu tamamen ego işte. Bir de ne var biliyor Tamam. musunuz? Bazı insanlar da arıyor ama çaktırmıyorlar bunu. Öyle değil Hani mi? belki de girse öyle bir pozisyon bulsa çalışacak. Size öyle söylüyor. İster istemez. Bu da işte kendini hani öyle ezik göstermemek için. Tabii onları kastetmiyorum. Gerçekten bakmayanları kastediyorum. Bizim burada benim Collective House'da bir karşı komşum var. Bir beyin avcısı. Tabii karşı karşı olunca işte karşımızdaki kızcağızın konuşmalarını duyuyorum ister istemez. Hep şunda yani birkaç defa denk geldim. Aday diyor ki işte bizim buradaki firmaya işte benim önceki şirketimde arabam vardı. Burada vermiyorlar. Burada verirlerse geçerim. Yani 3-4 olunca sordum dedim bu araba en büyük yani sıkıntı bu mu ya? Yani araba hani git kirala yani. Çok da zor olmaması lazım. Yani çok da büyük paralar değil artık araba kiralamak. Eskisi gibi değil. Yani hani maaş skalası aşağı yukarı şöyle kafa kafaysa yani yürü git yani. Bu kadar arabaya takılma. Arabaya takılıyor insanlar bir de. Yani hani 10 kişi, Tabii. 5 kişi falan. O da Eski... ego işte. Mesela ben Schindler'e girerken teknoloji grubunun İTA'nın CFO'suydum. Sonra İngiltere'den bir iş teklifi aldım. Oturma müsaademi, çalışma müsaademi çıkardılar. Tam gidiyordum Schindler'den. Tabii uluslararası bir firma. Genel müdür yardımcılığı pozisyonunda harika bir teklif aldım. Ondan sonra ve ben İngiltere'ye gidişimi durdurdum o yüzden. Yani her şeyimi almıştım. Gidiyordum yani. Durdurdum ve Schindler'e geçeceğim. Schindler'e geçtiğim zaman işte o zaman konuşurken teklifin sonrasında baktım ki kartın İngilizcesine Finance Manager yazıyor. İşte Finance Manager yazdırıyorlar. Dedim ki ya ben genel müdür yardımcısı pozisyonunda geliyorum. Finance Manager ne? Dediler ki ya genel müdür yardımcısı diye dünyada bir pozisyon yok. Yani Avrupa'da yok, Schindler'de de yok. Nedir genel müdür yardımcısı? Sekreter gibi bir şey bu dediler. Yani senin pozisyonun Finance Manager. Bütün dünyada bu böyle. Dedim öyleyse ben gelmiyorum filan şimdilere. Gelmiyorum ben dedim filan. Ben dedim genel müdür yardımcısı olacağım diye geliyorum. Bendeki de egoya bakın yani. Bunlar gülmüştü. Werner Fischer çok iyi arkadaşımdır hala. Avusturyalı. Güldü bana dedi ki ya bu nedir? Genel müdür yardımcısı kötü bir pozisyon dedi. Finance Manager çok iyi bir pozisyon. Bana ne dedim? Biz dedim Türkiye'de bu pozisyonları kullanırız. Bunu kullanacaksın. Ve biz Türkiye'de hakikaten genel müdür yardımcısı pozisyonlarını kullandık. Çünkü Doğru. Türk kültürü öyleydi. Yani bizler maalesef bazı şeyleri böyle takıyoruz kendi kendimize. Şimdi olsa hiç takmayacağım bir şeydi. Ama işte ne güzel siz de bunu özümsemişsiniz ve şimdi gülerek anlatabiliyorsunuz. Bunu yapamayan da var yani. Icarus sendromunu açıklar mısınız demiş İlke Aydın. Kitabınızda da var bu. Icarus Aha. sendromunu biraz bahseder misiniz demiş.
sorulara bakıyorum bir yandan da. Evet, yine hani yine egolarda bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi. Üst üste başarılar gelmeye başladığı zaman siz artık bu başarıların hep geleceği varsayımında oluyorsunuz. Bunlar hep olacak oluyorsunuz. Yani şartlanma, bir şeye şartlanıyorsunuz. Nasıl Mümin Tekman'ın kitabında yazdığı olumsuz şartlanmalar vardır. Evet. Başında birkaç kere negatif şey gelirse hep artık bundan sonraki hareketlerinize negatif gelecekmiş gibi. İkaro sendromu da olumlu gelen şeylerin karşılığında olumlu şartlanma şeyleri. Aldığınız kararlar, yaptığınız şeyler bakıyorsunuz ki hep doğru netice veriyor. Siz gittikçe ilerliyorsunuz, firmanızı da büyütüyorsunuz. Ve bunun gibi hani hayatta başka yerlerdeyseniz ne yapıyorsunuz? Paraşütle atlıyorsanız, motosiklet kullanıyorsanız, her yaptığınız riskli hareketten sonra bakıyorsunuz ki aşmışsınız onu. Bir müddet sonra alışıyorsunuz. O hareket artık riskli gelmiyor. Sonra bir daha bir risklisini daha yapıyorsunuz. Bir risklisini daha yapıyorsunuz. Onda da problem yok. Onda da problem yok. Bir takılma noktası geliyor. İşte o takılma noktasında bir bakıyorsunuz ki her şey değişmiş, farklı bir şey olmuş. Biz artık oralarda tehlikelerden kaçmamak, tehlikelerden korkmamak, atılacak riskli adımları atarken bundan korkmamanın psikolojisine Icarus sendromu diyoruz. Tabii mitolojiden gelen bir şey bu. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Evet, bu bir şartlanma. Şimdi kitapta bir de şeyden bahsetmişsiniz. Çok ilgimi çekti o. Bana da çok sık geliyor şimdi. Ben tabii beyaz yakaladım ve artık kendi işimi yaptığım için o eskide kalan arkadaşlar kurumsal hayattan sıkılmışlar. Aslında hep sıkılmışlardı ama cesaret o konfor alanından çıkamadılar. Biz o konfor alanından çıktık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? İyi tarafları da var. Kötü artıları, eksileri tartışılır. Şimdi onlar hep soruyor şimdi ne yapsam, ne etsem. Siz de orada şey demişsiniz kitabınızda. Yani çalışırken de ufak ufak kendinize yatırım yapın. Hatta işte atıyorum eşinizin üstüne bir şirket kurun. Dışarıdan bir şeyler yapın. Ufak ufak başlasın çünkü dönsün. Ondan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. De bu yani girişimciliğe yönelik. Yani bir fikriniz varsa tepki görecektir. Vazgeçmeyin, korkmayın. Bir yerden başlayın demişsiniz. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Yani bizde maalesef şöyle bir kültür var. Kitabınızda da çok sık gördüm onu. Yani o sizin kendi hikayenizde de ben biliyordum zaten böyle olmayacağını, böyle olacağını. Ben sana söylemiştim der. Yani herkes çok ağız olan konuşuyor diye bir reklam vardı ya yani. Gerçekten herkes konuşuyor. Ve olumsuz konuşuyor maalesef. Bir Allah'ın kulu da aslanım, koçum, canım sen yaparsın. Ya da canın sağ olsun ya olabilir demiyor. Hep böyle bir yapamadıklarını yani kendisi yapmıyor ama siz yapamayınca da bir en yakınınızdaki bile hoşuna gidiyor. Maalesef öyle bir şey var. Bu yurt dışında bu kadar değil. O Türkiye'ye özel bir şey. Ne diyorsunuz? Beyaz yaka ne yapsın? Şimdi bir tanesi özellikle hani böyle çok uluslararası kurumsal bir firmada çalışmıyorsanız bütün firmalar şu anda yeniden bir dönüşümden geçiyorlar. Yani kapitalist sistem şu anda bir zorluklardan ve dönüşümlerden geçiyor. İşte tekerleşmeler başlıyor. Market zincirleri, bakın 10 sene evvel olmayan market zincirleri bugün 4 biner, 5 biner tane sayılara çıkıyorlar. Ve aynı sokakta ikişer tane falan açılmaya başladılar. Aynen. Bakkallar kapanıyor, küçük esnaf kapanıyor. Öyle bir sistem değişiyor ki. Endüstri 4.0 çıktı, şimdi Endüstri 5.0'dan bahsediliyor. İş hayatı çok değişimler içinde. İnsanlar eskisi gibi bir işe gireyim, 10 sene, 20 sene çalışayım modunda artık değiller. Yani bugün çalıştığınız iş yerlerinde 2 sene, 3 sene, bilemediniz en fazla 5 sene çalışma imkanınız var. Yani çok kurumsal ve büyük firmalarda değilsiniz. Dolayısıyla eğer iş hayatının içinde çalışan bir insansanız, işsiz kalabilme, sizin için en büyük risk. Yani bir tane müşteriniz var. Bir tane müşteri gittiğiniz anda dükkanınızdan içeri giren yok. Aylarca evi nasıl geçindireceksiniz? Evliyseniz ne yapacaksınız? Çoluğunuz çocuğunuz varsa. Doğru. Bu büyük risklere karşı mutlaka B planlarını oluşturmanız lazım. Şimdi bazı insanlar ticarete meyilli. Hani çalıştıkları bir yerden kendi işlerini kurabiliyorlar. Bazı insanlar meyilli değil. Meyilli olmayan insanlar da çalıştıkları paranın tamamını harcamasınlar. Hani 100 lira kazanıyorsa 20'sini 30'unu biriktir. Sormuşlar ya bir bilgiye demişler ki hani sen nasıl başarılı oldun? Nasıl zengin oldun böyle? Ne kazanıyorsam %20'sini sakladım demiş. Ondan sonra bakmışlar ki biz yeterince kazanamıyoruz ki etraftakiler. Sormuş. Demiş ki buna sen ne kadar kazanıyorsun? Ayda 10 bin lira kazanıyorum demiş. 1 lira biriktiremiyorum. Öbürüne sormuş. Sen ne kadar kazanıyorsun? 2 bin lira kazanıyorum. 1 lira biriktiremiyorum. Demiş ki bak 2 bin lirayı kazanan da
Hayatta sen 10 bin lirayı kazanıyorsun, o da sen de hayattasın. Sen esasında onun gibi yaşasan 8 bin biriktirebilirdin. Dolayısıyla biz kazancımızla şeylerimizi ne kadar kazanıyorsak o kadar harcamaya meyilliyiz. Doğru. Eğer ki bir iş kuracaksak, böyle bir eğilimimiz varsa, evet bir ikinci işi karımızın üstüne, şunun üstüne, bunun üstüne kendimizin B planını mutlak oluşturmamız lazım. İş kurabilecek kapasitede değilsek, bu paralarla yatırımlar yapmak, işte bir daire almak, bir dükkan almak, onu kiraya vermek. Yarın öbür gün şirketimiz sıkıntıya girebilir. Şirketteki sizin pozisyonunuz sıkıntıya girebilir. Her şey olabilir. Bunlara karşı gerçekten önlemler almak belli bir yaştan sonra çok bunlar önemli. Hani 40'ı geçiyorsunuz artık riskli duruma geliyorsunuz. 20'li 30'lu yaşlardaysanız zaten her yerde sizin gibi bir sürü insan aranıyor. Buluyorsunuz ediyorsunuz ama bir Doğru. aile annesi, bir aile babası olduğunuz zaman belli bir şeyden sonra ve de belli bir pozisyonlara yükseldiyseniz bunlar kolay olmuyor. O dönemlerin hazırlıklarını şimdiden yapmak lazım. Bu dönemler o zamanlardan anlaşılmıyor. Sonra bakıyorsunuz zamanı gelince anlıyorsunuz. O kadar çok başarılı, öyle yerlere gelmiş insanlar var ki benim tanıdığım. Bugün baktığınızda insanların ne yapıyor acaba diyorsunuz. Kendi başına hiç haberleri yok iş hayatında kimsenin onlardan. Doğru. Şeye gelirsek de fikirler olayına gelirsek de fikirler olayında öncelikle kendi çevreniz, etrafındaki çevreniz elbette bir iyi niyetlen size iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Kendi görmedikleri şeyde size bu işin risklerini gösteriyorlar. Şimdi bir şeyi siz bir karar alırken, bir iş kurarken ya da herhangi bir adım atarken bu işin içinde işte SWOT dediğimiz 4 tane faktör var. Yani bu işin riskleri var evet ama fırsatları da var. Bu işle ilgili kazanılabilecek olan güçlü yönler, zayıf yönler gibi bir takım şeyler var. Yani bu işin içinde riskler belki başka insanın risk algısına çok fazla gözükebilir. Yani siz arabayla 200'den giderken son derece kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Başka insan 100-120'ye geçtiği zaman böyle korkudan şey yapabilir, arabanın içinde titreyebilir. Risk algıları insanlara göre değişir. Şimdi her insan kendi risk algısına göre sizi kendisine göre korumaya çalışıyor. Aman öyle bir şey yapma batarsın diyor sana. Bunu hani iyi niyetlen yapanlardan bahsediyorum. İyi niyetlen yapmayanlar da olabilir. Onu da ayrıca değiniriz tabii. İyi niyetlen yapan kendisinin risk algıları yüksekse, geçmişinde fazla riskler almış bir insan değilse, bakıyorsunuz hani çok fazla bir hareketi yok. Memuriyetle geçirmiş hayatını. Evet. Sizin atacağınız bu tip şeyler onun için hep risk. Korkuyor sizin adınıza. Kendi yapamamış ki. Doğru. O şartlanmış. Hani öğretilmiş çaresizliği size anlatmaya çalışıyor. Yapma diyor ya işte şu olur bu olur. Bak bunun başına geldi. O kendisine göre anlatıyor. Bunu dinlemeyin o insanı. Dinleyin. Ama siz sadece risklere değil fırsatlara odaklanın. Çünkü fırsatlar da o kadar hazine gibi toprakların altında bulunan bir şey ki kazarsınız kazarsınız kazarsınız. 8 katman altında bulursunuz. İşte Edison'un 5000'inci de şeyi bulduğu gibi, ampulü Aynen. bulduğu gibi. Yani fırsatlar oralardadır. Fırsatlar böyle herkese gözükmezler. Fırsatları çok nadir insanlar görür. Ya da hayatlarında normal bir insanda fırsatları birkaç kere görür. Onda da riski almazsa o fırsatı kullanmadığı için kaybeder. Ah der yani ben ne yaptım, ne yaptım. Ondan sonra geçmişine bakar kendisini yargılar. Başkalarına bakmayın. İnsanların fikirlerini alın. Evet, demin dediğimiz gibi. %80'lik fikirdir sizinki. Her türlü şeyinden bakın ama risklerle fırsatları beraber götürün. Hani risklerinizi minimum edin. Ondan sonra o fırsata odaklanın. Hiç kimse bilemez o fırsatın içinden sizin neler çıkarabileceğinizi. Doğru söylüyorsunuz. İki tane son iki sorum var. Aha. Bir tanesi yeni kitabınızla alakalı bir şey soracağım ama onun öncesinde bu konuya bağlamak anlamında. Sizin de böyle bir deneyiminiz var. Ak Merkez'de açtığınız bir food court. Food Aha. court'ta bir açtığınız restoran var, bir zincir. Çok da değişik bir hikaye, ilginç bir hikaye. Ben onu okudum böyle. Yani söylenenlerle realitenin arasındaki fark. İşin içine girince yani bir beyaz yaka bir insana girip de mavi yakayla anlaşabilmesi, yani o gözümde canlandırdım o anlattığınız hikayeleri, insanları, şeyleri, hikayeleri. Çok acayip hikayeler. Yani hep de böyle diyorlar ya, abi gıda işi çok iyi, abi şurada dükkan sen çok iyi. O iş öyle olmuyormuş. Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Yani deneyimlerinizde hani gıda işi yapmak isteyen, hatta böyle belki bir franchise almak isteyenlere tavsiye vermek ister misiniz?
kendi deneyimlerden yola çıkarak. Tabii orada hikaye çok uzun esasında. O uzun hikayeyi buraya ben hani çok özetleyemeyeceğim ama yani bir iş kurmak isteyenlerin bence o hikayeyi okumalarında yarar var. Çünkü ben açık gönüllülükle orada yaşadığım, her türlü yaptığım, affedersiniz dangalaklığı, hataları, her şeyi ben orada yazmaya çalıştım. Tabii sizin başınıza bunlar gelecek diye bir şey yok ama her insanın bir yapısı var. Hani beyaz yakalıların ay sonunda maaşı gelen, maaşı geldikçe kredi kartını giden otomatik olarak ödeyen, hani maaşı birinde geldi, kredi kartı beşinde önemli değil, dört gün evvel onu ödeyen, ondan kurtulmanın rahatlığını yaşayan insanların bir işe girdikleri zaman ödemelerini geciktirmeleri bile, hani alacaklarınızı alamıyorsunuz ama ödemelerinizi geciktirmek istemiyorsunuz, devamlı ödemeleri düzgün tam tarihlerinde yapıyorsunuz filan. Bu sistem çok farklı içine girdiğiniz zamanki sistem. Şimdi hani o kitabın o bölümünü okumalarını tabii öneririm. Ama asıl tabii orada benim değinmek istediğim, dokunmak istediğim şey şu. Tamamen ayrı bir hayat var şeyde. Hani denize atlamışsınız, denize yüzmeye çalışan bir insan haline geliyorsunuz. Ne kadar bilgili, ne kadar zeki, bu işi ne kadar kıvırabilecek, yapabilecek bir insan olduğunuzun çok önemi yok. Yani o deneyim şeyi, fazını bir geçirmeniz lazım. Bu deneyim fazını geçirirken kendi zekanıza, benim yaptığım gibi zekanıza, bilginize güvenip de atlamayın o işe bodoslama. Küçükten bir başlayın da öğrenin başınıza neler geleceğini. Kaybedeceksiniz, 10 bin dolar kaybedin. Bir anda benim gibi 200-300 bin dolar kaybetmeyin o işte. Çünkü bir sonraki adımı atacak, bir sonraki belki ikinci bir dükkanı farklı bir konseptten, farklı bir yerde açacak imkanınız olsun. Ben öyle bir hata yaptım ve bütün ciddi bir birikimimi orada harcadım ve sonra bunu geri çıkarabilmem gerçekten çok zor oldu. O hatamı telafi edebilmek benim yıllarımı aldı. Birincisi bu, yani mutlaka küçük başlayın. Öğrenin. Çünkü öyle yerlerde deniyor ki abi yelkenlerini kes, yelkenlerini yak. İşte bizim gayrimenkul sektöründe böyle deniyor. Geniş geçmişe bakma. Son 3-4 senedir benim olduğum sektör, gayrimenkul sektörü. Geçmişe bakma. İşte bundan sonra buradasın. Bundan sonra böyle en iyi ofisi aç, en büyük ofisi aç. Büyüyeceksen öyle bak. 50 kişilik bilmem yer yap. Ondan sonra çok fena batı veriyorsun içeride. Hayır öyle yapma ya. Gir bir gayrimenkul ofisinin yanına. Danışmanlık yapmaya başla orada. İşi öğren. Bir bakacaksın ki belki de sana oturmuyor oradaki bazı şeyler. Ona göre devam et. Sonra ağır ağır büyü. Sonra kendi işini de açabilirsin. Kendi büronu da açabilirsin. Bir tanesi bu. Yani küçük başlamak. Bu hakikaten önemli bir şey. Tabii küçük başladığın zaman evini geçindiremeyebilirsin. Gelecek olan şeyler çok küçük olur. Kabul ediyorum. O yüzden bir işin varken ikinciye başla diyorum. Evet. Hani eşini yaptır. Boşta kalan bir amcanın oğlu vardır, şeyi vardır. Bir senedir evde oturuyordur. Ondan beraber başlattır. Ona da bir aksiyon olur. Emekli olmuş babam vardır. İşte benim yaptığım gibi. Hadi babacığım sen bu işi idari tarafı sana emanet. Ben çünkü etraflarda olacağım de. Onu al yanına. O zaten mutlu olur seni seve seve tekrar böyle bir işe geldiğini. Akar varken bir yandan da... Akar varken yap. Akar yokken yaparsan çok riskli bu işler. Riskli. Birinci prensip bu. İkinci prensip de şeyde insanlara güvenme. İş hayatındaki insanların hiçbirine güvenmeyin. Zaten benim kitabım ana konusu o. Hiç kimseye güvenme. Şimdi Machiavelli bunu adam 1600 yıllarında yazmış. Machiavelli kitaplarını ben çok okuyorum. Machiavelli yanlış bilinir. Yani Machiavelli sanki şeymiş gibi. Hani şeye, amaca ulaşmak için yaptığın her şey mübahmış. Git onu öldür, bunu kes, bunu her türlü ahlaksızlıkları yap dermiş gibi anlatılır. Machiavelli'nin anlattığı o değildir. Onun altında bir derin bir felsefe vardır. O felsefe şunu söylüyor. Diyor ki tabii Machiavelli bunu siyaset tarihinde yapmış, görmüş. Siyasetteki bütün başarılı hükümdarları ve başarısızlıkların hepsini incelemiş bu adam. Ve bunların karşılığında getirdiği bir takım şeyler var. Bunlara karşı getirdiği bir takım şeyler var ve bizim şu andaki siyasetçilerimizin neredeyse tamamı bunu kullanıyor. Bunu iş hayatına uyguladığınız zaman Machiavelli'nin hakikaten şeylerinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Diyor ki mesela karşındaki insana doğruyu söylüyor gözünden bakma. Karşıdaki insana yalan söylüyor gözünden bak. Neden? İki tane nedeni var diyor. Ya doğru söylüyordur ya yalan söylüyordur. Eğer doğru söylüyorsa, sen ona yalancı gözünden baktıysan, bunu sonra gider tedavi edersin diyor. Yani özür dilerim, sen öyleymiş, ben seni yanlış anlamışım, telafi edersin. Ama doğru söylüyor gözünden baktıysan,
Adam yalan söylüyorsa bir gol yersin ondan diyor. Bu parasal bir şey olabilir, farklı bir şey olabilir. Bir gol yersin, Allah kahretmesin dersin. Senden bir çıkış olur, parasal olarak bir şey gider. İşin batar ya da herhangi başka bir şey olur. Bir alacak kaptırırsın. Bir söz verdiğin için bir şeyden olursun. O zaman anlarsın bunu ve senden bir şey çıktıktan sonra anlarsın diyor. Dolayısıyla iş hayatındaki insanlara bana doğruyu söylüyorlar gözünden bakmayın. Quiznos'ta bizim yaptığımız gibi. Yani bize önümüze koydular reçeteleri. Reçeteye göre bakıyorsunuz ki %25 şey var, maliyet var, yiyecek maliyeti. Yahu karşımıza çıktı %65 maliyet. Yani olacak iş değil. Ve ben bu maliyetleri o kadar iyi hesaplayabiliyorum ki senelerimi geçirmiştim bu işlerde. Swiss Hotel'in bütün komple sistemini yönetmişim. Yani 550 odalı yerin maliyet sistemini yönetmişim. Yani benden kaçması mümkün değil. Ben ama kendileri böyle bir sistemin farkında değiller. Ben oturdum yeni baştan cost control sistemi kurdum. Bir baktım ki %65 çıktı maliyetler. Onlar zannediyorlar ki işte kaçak oluyor, şey oluyor, personel yiyor, personel cebine koyuyor eti, kaçırıyor. Öyle bakıyorlar da öyle değil. Fark etmemişler. Evet, ama durum bu dediğiniz zaman bırakın dava açmayı, önümüze konulan bu kalınlıktaki bir franchise kontratından biz kapatamadık bile Quiznos'ları. Sen her ay 20 bin lira zarar etmeye devam edeceksin ama ömür boyu bunu devam ettireceksin. Bir sene, 3 sene, 5 sene sonra bile bunu kapatamazsın diyen öyle bir sistem çıktı ki karşımıza. Kaçacak delik bulamadık. Yani avukatlara götürüyorum, bakıyorlar diyorlar ki ya bu sözleşme imzalanır mı? İyi de o sözleşme siz bir yerden franchising aldığınız zaman zaten o sözleşmeyi herkesin öyle bir sözleşmesi var. Sen onun içindeki maddesini, noktasını değiştiremiyorsun ki. O yıllar sürmüş onların bir getirdikleri kontrat. Sen karşıdaki insana yalan gözünden bakacaksın. Biz bakmadık. %65 dedikleri bizim elimizde raporlu %25, %30 yazılı verilmiş şeyler. Bu franchise kontratında diyor ki bugüne kadar size olan verilmiş her şey yok farz edilir. Bugünden sonrakiler geçerlidir diyor. Dolayısıyla hiç kimse ne dava açabildi bunları. Herkes servetlerini batırdı bu işte. Buna Çok çok dikkatli olmak lazım. İnsanlar iş hayatında çok yalan söylüyorlar. Bakın adam bir tane teybi oradan söküp teybin fiyatı yenisi belki 500 lira, ikinci elini 200 liraya satıyor. O bir teybi oradan sökebilmek için sizin camınızı kırıyor, içeri giriyor, keserlen torpidoya giriyor. Torpidodan o 500 liralık şeyi alıyor ve size orada 10 bin liralık zarar verebiliyor. Maalesef insanlar böyle. Doğru da onu da anlatmaya çalıştım. Çok dikkatli olun diye. Şimdi yani Mayıs ayına yetişmezse inşallah Eylül ayında çıkacak olan müşterisini yaratan satıcı. Nedir? Evet. Biraz bunun hakkında bilgi verir misiniz? Yeni kitabınız inşallah Aha. bu dönemde de görüşürüz. Neden Şöyle bir bahsettim şey. bu kitapta? Kameraya tutayım isterseniz. Ha, süper. Tamam. Güzelmiş. Kapaklı mı Şimdi olacak? bu kitap satış mesleğine bir yönetim danışmanının, bir iş danışmanının yaklaşımı gibi düşünebiliriz. Şöyle oluyor. Tabii çok satış kitabı var. Benim de içinde olduğum bir satış guruları diye bir satış platformu var. Çok değerli arkadaşlarımız var orada. Çok da güzel satış kitapları yazılmış durumda. Yani ben bu kitabı satış becerilerini insanlar arttırsınlar diye yazmadım. Yani müşteriye nasıl davranılır, müşteri nasıl şey yapılır hani bunlarla ilgili yazmadım. Bunlar zaten çok biliniyor ve değerli hocalarımızın, değerli arkadaşlarımızın, yazarlarımızın yazdığı şeyler. Ben bunu satışların yapılamadığı bir durumda insanlar ne yapar diye yazdım. Çünkü bir yönetim danışmanı olarak, bir değişim dönüşüm yöneticisi olarak firmaya gittiğim zaman ben karşımdaki tabii en önemli şeylerden bir tanesi de satış oluyor ve yani işte finansından, satın almasından, satışına kadar pek çok fonksiyonlarla bunların hepsinden boğuşmak ve firmanın hatalarını çıkarmak. Firmayı teşhis etmek, o teşhis ettiğiniz şeylere çözüm getirmek üzere gidiyorsunuz oraya. Lojistikte, ambarlarda olabiliyor bu hatalar, satışta olabiliyor. Bakıyorsunuz firma satış yapamıyor. Firma satış yapamıyorsa neden yapamıyordur sorusunun cevabı bu. Yani siz çok iyi bir satış yöneticisiniz. Eskiden firmanız, mesela eski köklü bir firma olabilir. Eskiden çok iyi satıyordur. Northman'de televizyondur. Bir ara Telefunken televizyondur. Dünyada en çok satan markalarken bunlar. Ağır 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 gitmişlerdir bir yere.
Hani o noktada birisi böyle bir şey de alsaydı, ben telefonken televizyonu niye artık satamıyorum? Nordman'da ya da Grundig markası dünyada neden satılamıyor diye incelemiş olsaydı bundan ilgili problemleri, hataları bulurdu. Ben tam o noktayla yaklaşıyorum. Diyorum ki hani eskiden satış yapıyordunuz, artık yapamıyorsunuz. Neden? Bu nedeni masaya yatırıyorsunuz beraberce. Satış yöneticilerinden, genel müdürlerden, üst düzey yönetimden, firma sahiplerinden. Ve bu nedeni paylaşıyoruz tek tek. Önce şuna bakın, iş modelinizi bir tartın bakalım. Rakiplere bakın, şeye bakın, kendi ürününüze bakın, fiyatlandırmalarına bakın. Müşteriye ne veriyorsunuz? Niş bir pazarda mısınız? Geç mi girdiniz pazara? Zaten bu ürüne ihtiyaç var mı, yok mu? Siz de o ürüne ihtiyaç var zannettiniz, belki de o ürüne ihtiyaç yok. Belki öyle niş pazardasınız ki iki tane firma orayı domine etmiş, üçüncü firmaya ihtiyaç bile yok. Bunun gibi pek çok konuyu burada paylaşıyorum. Çok ve güzel. bunu bitirdiğiniz zaman yani çok büyük bir ihtimalle satışlar kötü gidiyorsa bunun nedenine bir çare bulacağınızı düşünüyorum. Harika. Böyle bir kitap Sizin oldu bu. elinize sağlık şimdiden. Onu da büyük bir heyecanla bekliyor olacağız. Sizinle iletişime geçmek isteyenler nereden ulaşabilirler? Web sayfanız, iletişim bilginiz, neyi paylaşmak istersiniz? Onu da bir paylaşalım. Özhan@özhanatalay.com'dan benden iletişime geçebilirler. E-mailiniz Özhan@özhanatalay.com. Benim bir yaptığım danışmanlık işlerimle ilgili bir de web sitem var. Dönüşümyönetimi.com. Burada makalelerim de var. Oradan da iletişime geçebilirler. İşte yaptığım koçluk yönetim danışmanlığı işlerim var. Eğitimlerim var. Onlarla da dönüşümyönetimi.com'dan benden iletişime geçebilirler. Evet, sevgili Özhan Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana değerli vaktinizi ayırdığınız için. Benim için çok büyük bir onurdu sizi burada ağırlamak. Benim bu için kitabı, sevgili dostlar, bu kitabı okuyun. Arkadaşlarınıza önerin. Ben çok keyif alarak okudum. Yalnız bazı yerlerinde yalnız olmadığımı hissettim. Bence çok değerli bir şey. Bu tip kitaplar çok bulunmuyor Türkiye'de. Yurt dışında belki çok var ama Türkiye'de böyle açık. Özhan Bey'le mesela bakın bir saat konuştuk. Kendi öz eleştirisini de yaptı, konular oldu. Bu tip şeyler pek yapılmıyor Türkiye'de. Kendisini eleştirebilen, bir takım konular hakkında örnekler veren, yaşanmış hikayeler paylaşan çok kitap yok. O yüzden bu kitabı sarıp sarmalayın. Sevdiğiniz dostlarınızı alın. O yüzden bunu söyleyelim. İkinci konu, bu kitabı hediye edeceğiz. 3 tane imzalı. Bu sunumu, videosunu YouTube'a koyacağız. Beğenen ve yorum yapan 3 kişiye 10 gün sonra yapılacak ufak bir çekilişte kitabı hediye edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Bence yani baktığımız zaman yine geçen hafta da aynı şeyler çıkmıştı. Geçen hafta da sevgili Haluk Bey'le Milyon Dolarlık Sözler adlı kitabın yazarı olan Haluk Bey'le bir şey yapmıştık. Ve orada da insana gelmiştik. İnsan, insan, insan. Yani egolar, mobbing, kültür farklılığı, kurumsallaşma, bir adayı işsiz alıp işe almama, girişimcilik. Yani her şey aslında gün sonunda insana geliyor. İnsan doğasına geliyor. Gelecek haftada yine biz burada olacağız online sohbetlerde. Gelecek haftada ilginç bir konu olacak. Gelecek hafta TED Talks hakkında konuşacağız. Türkiye'de çok yaygınlaşmaya başladı. Artık her yerde bir TED Talks var. Bu TED Talks nedir? Neye yarar? Ne oluyor? Aslında TED Talks başka neler var arkasında? Çok büyük bir kurum. Bunlar hakkında uzun uzun sohbet edeceğiz. Haftaya yine saat 14'te burada görüşmek üzere diyelim. Ve haftaya görüşürüz diyelim. Sevgili Özhan Bey sağ olun. Yine tekrardan ağzına sağlık. Görüşmek Murat üzere. Murat Bey çok güzel bir konuşmaydı. Çok güzel bir webinardı. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar herkese. Arkadaşlarıma da, dinleyenlere de. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.